Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şahane tülbentin kenarına bir örnek başlayacağım. E, tülbentimi biraz böyle geniş açıyla göstermek istedim. Deseni harika. E, şöyle kenarında deseni yok aslında. Ortasında sadece çiçeği var. Kenarlarında böyle dağınık boya deseni var. Ama çok güzel bir tülbent. Ben bayıldım. Böyle resim gibi bir tülbent gerçekten. E, hemen e, markayı söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü en çok markası sorulacak bu tülbentin diye düşünüyorum. E, markası Kiraz İpek diye bir marka arkadaşlar. Ben bunu da gene Akgüs Tuhafiye sayfasından satın almıştım. Yaklaşık bir ay kadar önce gelen siparişlerimle beraber gelmişti. Kiraz İpek sayfadan aldığım bilgiye göre Reyyan markasının ürünü. Kalite olarak da çok güzel. İpek türünde. Hemen kenarının nasıl tığlandığını da göstereceğim size. Zaten nasıl tığlandığından belli oluyor biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok güzel tığlandı, hiç delinmedi kenarları. Her iki yönde. Benim için düz yönü bu yön ama bu tarafında düz yön kabul edenler var. Şöyle göstereyim, hiç delinmedi arkadaşlar. Çok güzel, ben çok beğendim. Yeri çok güzel, yumuşacık. Herkese satın almanız için tavsiye edebileceğim bir tülbent. Deseni zaten muhteşem, bayıldım renklerine. İçindeki çiçeklerin renklerine uygun güzel bir oya başlayacağım bugün kenarına. Önce hemen çimenimi ördüğüm ipimi göstermek istiyorum. Çimenimi ben e, Altın Başak marka. Hemen numarasını söyleyeyim size. 3 numara. Büyük boy. Böyle bir ipim var. Genellikle tercih ettiğim yeşiller büyük boy oluyor bende. E, bu iple tığladım. Üzerinde e, gene Altın Başak marka. Biraz turuncu görünüyor ama aslında nar çiçeği bir ip. 45 numara. Şuradaki nar çiçeği olan çiçekler için bunu düşündüm. E, mavi ipim var. İçindeki mavinin tonuna çok uygun. Hemen göstereyim numarasını. 21 numara bir mavi ipim var. Şöyle yakından netleşsin. Mor çiçekler var içerisinde. Morun iki tonu vardı ama ben tek bir ton kullanmayı tercih ettim. Şuradaki tona daha uygun bir ton düşünüyorum bugün. Şuna daha uygun. Altın başak her zaman tercih ettim. 80 numara bu da. Bunu da göstermiş olalım. Bir de e, bu renkler yan yana birazcık bana sarı istiyor gibi geldiği için de. Tülbentimin içinde de sarı var zaten arkadaşlar. Şöyle kenarlarda göstereyim. Bu sarılar içinde sarı kullanacağım. Numarasını söyleyeyim. Hardal rengi. 413 numara. Benim onar onar aldığım küçük boyunu. Onar onar, büyük boyunu pek bulmak mümkün olmuyor benim bulunduğum yerde ama küçük boyundan onar onar aldığım sarılardan bir tanesi. Çok güzel bir sarı. Hemen tığımı da söylüyorum. 21 numara bir tığ kullanacağım bugün. ve oyama başlamak istiyorum. Tüm elime başlarken arkadaşlar hemen ilmeğimi oluşturacağım. Her zaman söylüyorum tülbentin tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum. Bunun da nedeni oyanın başlangıç ve bitiş yerleri kavuştuğunda daha muntazam görünmesi. Olur da muntazam bir görüntü olmazsa çok içte kalan bir yerden başlamış oluyorum ben. Hemen yapmaya başlayalım. İlmeğimizi oluşturup bir kere doluyorum. Geldim. Ve bu şekilde tığ battının altından girdim. Trabzanımı yaptım. Çift kat çift kat çekiyorum. Üzerine 5 tane zincir çekeceğim. En kullanışlı, en güzel çimenlerden birini yapacağız bu oya için. 5 tane zincirimi çektim. En başta şuradaki ipten tutuyorum. Bana kolaylık sağlıyor. Ve geldim. Bu şekilde düğümledim. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. Modelimi göstermeden önce arkadaşlar ben bundan 5 tane yapacağım. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın önünden geçerek düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar düğümlüyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir tane daha yapacağım ben. Her iki motif arasında, her iki çiçek arasında ben normalde 12 tane yapıyorum. Ama sizin sıklık ya da seyreklik anlayışınıza göre daha sık ya da seyrek yapabilirsiniz. 5 tane yaptıktan sonra burada küçük bir örümcekle başlayacağım. Örümceğimi yaptım bu şekilde. Birazcık büyük yapayım. Çok küçük oldu. Çok küçük olduğunda da olmaz. Büyük olunca da olmuyor. Bir defa doladım. Tabatta da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Ve buraya çift kat çift kat çekerek dört tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Trabzanımı yaptım. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Geliyorum ilk yaptığım trabzanımın tepesine zincirimi tutturdum. Tekrar Oyamın düz yönüne geçtim. Oluşan yuvaya bir tane sık iğne yaparak giriyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bu şekilde 5 tane dal yapıyoruz buraya. 3 oldu şu an benimki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Bu en sonuncuydu. Kapattım. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar üstüne sıkı bir zincir çektim. Bu Örümcek yapacağım için örümceğimin gevşemesini engellemek amacıyla hemen bir örümcek daha yapıyorum. Şu başlarken yaptığım gibi. Ve bir doluyorum. İki tane tığ battı boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. Çift kat çift kat çekiyorum. Trabzanım oluştu. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Trabzanımın önünden giriyorum. Kavuşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine bir sonrakine bu şekilde 12 tane yaptıktan sonra tekrar şu yaptığımız çiçek yuvasından yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde Burada bırakacağım arkadaşlar. Çiçeğimin yuvası bu şekilde. Tülbentimin kenarını aralarında 12 şer tane kirpikli trabzan bırakarak bu şekilde bir dolanıyorum önce. Daha sonrasında üst kısmının yapılışına geçmek gerekiyor. Hemen üst kısmına başlayalım. Üst kısmında çiçeğimin bu dalların ucuna çiçeğimi yapacağım. Nar çiçeği ipimi hemen devam etmek istiyorum. gene önce ilmeğimi oluşturacağım. ilmeğimi oluşturduktan sonra geliyorum arkadaşlar. Şurada en son yaptığım şöyle gösterdim ama biraz parladı mı? En son yaptığım kirpikli trabzanımın tepesine ipimi tutturdum önce. Burada bir tane zincir çekiyorum. Geldim. 10 zincirle oluşturduğum ilk halkamdan sık iğne yaparak giriyorum. Böyle. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Ve ilk halkamı küçük tutarak ilmek atıyorum, fıstık yapıyorum. 2 Burada arkadaşlar zincirin altından geçtikten sonra şurada şöyle bir çekiyoruz geriye doğru. Bunu bu şekilde çekmezseniz fıstıklar çok küçük kalacaktır. Hatta bana bir e, takipçim şey yazmıştı. O kadar küçük oluyor ki benimkiler ben tığın için, tığla tekrar geri çıkamıyorum içinden diye yazmıştı. Eğer bu şekilde burada çekerseniz onda bir sıkıntı yaşamazsınız. Şu anda benimki 7 oldu. 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. Şöyle göstereyim tığdaki görüntüsünü. Hepsini birden topluyorum sıkıca. Düğümlüyorum. Düğmedikten sonra gene aynı halkanın içine sık iğne ile tutturdum. Bir sonrakine geçerken zincir çekmeden gene sık iğne yapıyorum diğer halkaya geçerken bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Birazcık ilmekleri uzatarak 8 zincirimin altından geçerek 15 tane ilmek atıyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15'i tamamladıktan sonra tığım da böyle görünüyor. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Yine aynı halkanın içine tutturuyorum. Bir sonraki halkaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Şu bir önceki yaptığım fıstığı yatırıyorum çünkü tığ ona gelebilir, tiftiklemesin diye. Yine bundan da 15 tane yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oldu. 15'i tekrar yapacağım biraz ve hepsini birden içinden geçiyorum aynı halkaya tekrar tutturuyorum bir sonrakine sık iğne ile giriyorum bir sonraki halkama şöyle oluşan kısmı göstereyim yine 8 zincir çekeceğim. 8 zincir. İlk en baştaki ilmeğimi küçük tutuyorum. Diğerlerini daha büyük, daha uzatarak 15'e tamamlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 böyle görünecek ve hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Gene aynı kutucuğun içine, aynı halkanın içine fıstığın diğer tarafını da tutturuyorum. En sonuncudayız. En soncuya geldim. Tutturuyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim ve en baştaki ilmeğimi küçük tutuyorum yoksa fıstıklar yarım gibi görünür. Hiç yuvarlak görünmez arkadaşlar. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Hemen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Hepsini birden içinden geçiyorum. Düğümledim. Aynı halkaya tekrar tutturuyorum. Tutturduktan sonra bir tane zincir çektim üzerine. Başlarken yaptığım gibi. Ve şuradaki ilk yaptığım kirpikli trabzanımın tepesine bunu tutturuyorum sık iğne ile tutturduktan sonra üzerine sıkıca bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar ben sımsıkı daha sonra burada ipimi kesiyorum hemen yakacaksanız kısa kesin daha sonra yakalacaksa biraz daha uzun bırakabilirsiniz şöyle göstereyim motifimi henüz iplerim yanmadı ve tamamlanmadı ama inşallah bunu biten oyalarımla beraber göstermek nasip olur şöyle yapacağım Ben bu modeli çok beğeniyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden yapmak denemek isterseniz hepinizin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin diyorum. Çok güzel oldu. Türbentim de zaten şahaneydi. E, sahibi güle güle kullansın.